Balkanlardaki en fazla Türk nüfusuna sahip, zengin tarihi ve kültürüyle komşu ülke Bulgaristan hakkındaki bilgileri gelin beraber keşfedelim. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı unutmayın. Bulgaristan, Balkanlarda yer alan bir Avrupa ülkesi. Doğusu Karadeniz'de çevrili ülkenin komşuları Sırbistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye. 110 bin kilometre kare yüz ölçüme sahip ülke Avrupa'nın en büyük 16. ülkesi. Bulgaristan Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelir. İki ülke arası uçuş süresi 1 saat 15 dakikayken araba yolculuğu ise İstanbul'dan 6 saat sürmekte. Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye vizesiz girme hakkına sahipken Bulgaristan'a gidecek Türkiye vatandaşlarının vize alması gerekir. Bulgaristan kurulduğundan beri ismi değişmeyen tek ülkedir. Bulgar kelimesinin Türkçeden başka herhangi bir dilde açıklaması yapılmamıştır. Türkçede ise karışmış anlamına gelmektedir. Bulgarların kökeni hakkında kesin bir kanıt ve görüş birliği yokken, çoğu tarihçi ilk Bulgarların Türk kökene sahip olduğunu düşünmekte. Bulgarların hangi Türk kavminden oldukları ve tarih sahnesine çıktıkları Karadeniz bölgesine nereden geldikleri ise kesin olarak bilinmemekte. Uzun bir süre Göktürklerin himayesi altında yaşadığı düşünülen Bulgarlar, 630'da Göktürklerin zayıflamasıyla birlikte Büyük Bulgarya Devleti'ni kurmuşlardır. Hazarlar tarafından parçalanan Bulgarlar, İdil ve Tuna Bulgarları olarak ikiye bölünmüş, Asvaruhan liderliğindeki Bulgarlar Tuna'ya ilerleyerek Balkanlarda Tuna Bulgar Devleti'ni kurmuştur. Daha sonra Balkanlara yerleşen Slav halkları ile etkileşime giren Bulgarlar, güçlü bir şekilde Slavlaşmaya başlamış, Slav dili ve kültürünü benimseyerek asimile olmuşlardır. Ve Slav halkları üzerine yeni bir devlet kurularak bugünkü Slav Bulgarlarının tarihi başlamıştır. Bulgaristan toprakları 14. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan topraklara İskan politikasıyla birçok Türk yerleştirilmiştir. Bu dönemde Bulgaristan halkının dini ve milli değerlerine saygı gösterilmiş ve hoşgörü politikası uygulanmıştır. 1908 yılında bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan, ülkedeki Türkler ve Müslümanlar için aynı hoşgörüyü göstermemiştir. Yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan iki ülke arasında bazıları zorunlu, bazıları ise anlaşmalı olan birçok göç yaşanmıştır. 1989 senesinde Bulgaristan'ın Türklere yönelik uyguladığı zorunlu göç ise, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan en büyük zorunlu göç olarak tarihe geçmiştir. Komünizmin hakim olduğu ülkede 1984 ve 89 yılları arasında Türklere yönelik bir asimilasyon süreci başlamış, camiye gitmek ve Türkçe konuşmak yasaklanmıştı. Türkçe isim kullanmaları yasaklanan insanlar yeni Slav isimler almak zorunda bırakılmıştı. Hatta mezar taşlarında yazan isimlerin dahi silinmesi zorunlu hale getirilmiş, silinmeyen mezar taşlarına kırılarak zarar verilmiştir. Bunlara uymayan kişilere para cezaları uygulanmış ya da tutuklanarak işkenceye maruz bırakılmışlardır. 1989'da Türk kimlikleri ellerinden alınmak istenen 350 bin Bulgaristan Türk'ü Türkiye'ye göç etti. Askere gitmeyen erkek çocukların ise göç etmelerine izin verilmedi. Binlerce insan artlarında evlatlarını, mallarını ve hatıralarını bırakıp evlerini terk etmek zorunda kaldı. 1989'daki komünizm rejiminin yıkılmasının ardından Türkler eski isimlerini geri aldılar, Türkçe konuşma ve Türkçe okuma özgürlüklerine tekrar kavuştular. Bulgaristan Türkleri artık Türk, Bulgar ve aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı. Daha sonraki dönemlerde 100 bine yakın kişinin Türkiye'den Bulgaristan'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Bulgaristan gerçekleşen göçlerle ekonomik olarak büyük bir darbe aldı. Tarım ve sanayi ağırlıklı olmak üzere çalışacak insan gücü bulamayan ülke, Çin ve Vietnam'dan işi getirmeye çalıştı. Türkiye'ye gelen Bulgaristan Türkleri ise ülkenin sanayileşmesi ve gelişmesine büyük rol oynadı. Bunlardan biri olan köy enstitülerinin kurulmasının mimarı, Bulgaristan göçmene öğretmen İsmail Hakkı Tonguç'tur. Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu da Bulgaristan Türküdür. Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Bulgaristan'ın baskılarından kurtulmak için Türkiye Büyükelçiliğine sığınarak ülkemize geldi ve 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bulgaristan Türkü bir diğer önemli haltercimiz de Dinamo lakaplı Halil Mutlu'dur.
Bulgaristan'ın nüfusu yaklaşık 6 milyon 920 bin kişi. Dünyanın nüfusu en hızlı azalan ülkesi Bulgaristan. 2050 yılında ülke nüfusunun 5,5 milyon olması bekleniyor. 2100 yılında ise nüfusun neredeyse yarı yarıya düşeceği düşünülüyor. Bulgaristan'ın nüfusunun azalmasındaki sebepler arasında tarih boyunca verdiği büyük göçler, maaşların ve eğitim seviyesinin düşüklüğü, siyasi istikrarsızlık gibi etkenler bulunuyor. Ülke nüfusu ilk darbeyi 1 milyondan fazla Bulgaristan Türkü'nün göç etmesiyle aldı. 2007 yılında Avrupa Birliği'ne giren ülkedeki 1,5 milyon kişi ise sunduğu iyi yaşam koşulları sebebiyle Batı Avrupa ülkelerine göç etti. Yaşanan göçler beraberinde doğum oranlarının düşmesine sebep oldu. Hükümet azalan nüfusa karşı doğum oranını artırmak için doğurganlık tedavisi, çocuk bakım hizmeti ve ev kredisi gibi desteklerde bulunuyor. Diğer ülkelerdeki Bulgarların dönmesi için de çalışmalarda bulunan ülke, etnik Bulgarlar dışında kimseyi istemiyor. Öyle ki göçmen başvurularının sadece yarısını kabul ediyor. En son 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre nüfusun %84'ü Bulgar ve %5'i Roman. Romanlar sayılarının doğruyu yansıtmadığını ve ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Şu an yeni bir nüfus sayımı yapan ülkede bu oranların değişeceği kesin. Hala en yoğun Türk nüfusunun bulunduğu Balkan ülkesi olan Bulgaristan'ın en büyük etnik azınlık grubu ise %8,8'lik oranla yaklaşık 800 bin kişiden oluşan Türklerdir. Bulgaristan'ın resmi dili Bulgarca. Ülkede yaklaşık 1,5 milyon kişi de Türkçe konuşuyor. Bulgaristan Türklerinin konuştuğu Türkçe'ye ise Macar Şivesi deniyor. Bulgaristan'ın başkenti ise Sofya'dır. 1 milyon 300 bin kişiyle ülkenin en büyük şehri olan Sofya, aynı zamanda ülkenin en turistik bölgesidir. Bulgaristan nüfusunun yaklaşık %80'i Hristiyan, %12'si Müslümanken, %4'ü ise herhangi bir dine inanmıyor. Bulgaristan'ın yaşantısına ve kültürüne bakarsak, etrafındaki çeşitli kültürlerden çok etkilenmiş bir millet. İçerisinde her kitleye uygun bir yaşam tarzı barındırmakta. İnsanları samimi ve misafirperver olarak nitelendirilse de, ülkede yaşayan bazı Türkler tarihte yaşanan olaylar sebebiyle kendilerine yönelik bir ön yargının olduğunu belirtiyor. Ayrıca insanları çok meraklı ve açık sözlü. Bulgaristan'da hayat çoğunlukla sakin ama bunun yanında gece hayatı da oldukça hareketli. Noel pazarlarının kurulduğu ülkede yılbaşı kutlamaları da büyük önem taşıyor. Bulgaristan'da Mart ayında baharın gelişini kutlamak için Martenitsa adı verilen beyaz ve kırmızı iplerle örülen bir bileklik takarlar. Bu bilekliğin uğur ve şans getireceğine inanırlar. Martenitsalar bir leylek görünce veya ay bitiminde bir ağacın çiçek açan dalına bağlanır ve dilek dilenir. Ülke ekonomisine bakarsak, Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, aynı zamanda Avrupa'nın refah seviyesi en düşük ülkelerinden biri. Avrupa Birliği'ndeki en düşük saatlik iş gücü maliyeti de 6,5 euro ile Bulgaristan'a ait. Yine 27 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde en çok yolsuzluğun gerçekleştiği ülke de Bulgaristan. Çok sayıda genç eğitim amacıyla diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor ve bir daha dönmüyor. Bunun yanında eğitimli ve çalışan nüfus da göç etmeyi tercih ediyor. Buna rağmen düşük vergi oranları ve yatırımcılara sağlanan kolaylıklar, Bulgaristan ekonomisinin istikrarlı bir büyüme göstermesini sağlıyor ve ülke son zamanlarda Balkanların yükselen yıldızı olarak adlandırılıyor. Ülkenin para birimi Bulgar levası. 1 euro 1,95 Bulgar levasına eşit. Bulgaristan %14 ile Avrupa ülkeleri arasında asgari ücretle çalışma oranı en yüksek 3. ülke. Ülkede asgari ücret 332 euro, yani 648 Bulgar levası. Ortalama maaş ise 1600 leva. Market fiyatlarına örnek verirsek, 1 litre süt 2 leva, 400 gram Nutella 6,29 leva, 1 kilo tavuk 7 leva, 1 kilo kıyma 9 leva ve 1 litre ayçiçek yağı 3 leva. Merkezi bir yerdeki ev kiraları ise 600 leva civarı. Bulgaristan'da araba fiyatları çok uygun. Audi ve BMW gibi araçlar lüks kabul edilmiyor. Düşük model ikinci el bir aracı 1000 levaya, iyi bir arabayı ise 5-6 bin levaya alabilirsiniz. Bir Bulgar levası bugün 7 lira 90 kuruşa eşit. 10 yıl önce Bulgar levası ve Türk lirası eşitken 2016 yılında 1 leva 1 lira 65 kuruşa eşitti. 10 yıl önce Türkiye'de Euro bazında asgari ücret de Bulgaristan'dan 3 kat fazlaydı.
Bugün ise Bulgaristan'ın asgari ücreti Türkiye'nin neredeyse iki katı. Eskiden Türkiye vatandaşları Bulgaristan'a alışverişe giderken, bugün Türk lirasının değer kaybetmesini fırsat bilen Bulgar vatandaşları Edirne'ye akın ediyor. 1 Ocak ve 27 Kasım tarihleri arasında 1 milyon Bulgaristan vatandaşı Türkiye'ye giriş yaptı. Her şeyin çok ucuz ve ülkelerine göre daha kaliteli olduğunu belirten Bulgaristanlılar ortalama 500 euroluk alışveriş yapıyor. Giyim ürünlerinin ağırlıkta olduğu alışverişte en çok alınan gıda ürünleri ise baklava ve yufka. Bulgaristan hakkında diğer bilgilere bakarsak, kehanetleriyle bilinen Baba Vanga Bulgar'dır. Vanga çocukken bir kasırga sonucu gözlerine dolan kumlar nedeniyle görme yetisini kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında 30'lu yaşlarında falcılığa başlayan Vanga'nın ünü, yakınlarının sağ olup olmadığını öğrenmeye gelenler sayesinde büyük bir kitleye yayılmıştı. Bulgar kahinin 11 Eylül saldırısı ve Obama'nın başkan olacağı gibi gerçekleri bildiği iddia ediliyor. 2043'te İslam halifeliğinin ilan edileceği, 2028'de insanlığın yeni enerji kaynakları bulmak için Venüs'e gideceği, 2130'da uzaylıların insan ırkına su altında medeniyet kurmaları için yardım edeceği de henüz son kullanma tarihi geçmemiş kehanetleri arasında. 1996'da ölen kahinin son tahmini 5079 yılına dek uzanıyor. Bulgaristan, Doğu Avrupa ve Balkanlardaki en yüksek noktaya sahiptir. Rila Dağı üzerindeki Musala zirvesi 2925 metredir. Kiril alfabesi bugün eski Sovyet ülkeleriyle bilinse de 9. yüzyılda iki Bulgar keşiş olan Kiril ve Metodius tarafından icat edildi. Bulgarlar alfabelerini büyük bir gurur kaynağı olarak görüyor. Roma ordusu tarafından esir alınan ve İtalya'ya götürülen, sonrasında büyük bir köle isyanı çıkaran ve birçok efsaneye konu olan Spartaküs, o zaman Trakya olarak anılan Bulgaristan'da doğmuştur. Yoğurdun bileşimini ilk ortaya koyan bilim insanı Bulgar doktor Stepan Grigorov'dur. Bundan dolayı sütü yoğurda dönüştüren bakteriye Lactobacillus bulgaricus adı verilmiştir. Ayrıca ülkenin devlet tarafından patentli Bulgar yoğurdu vardır. Bulgarların çoğu yoğurdun 4000 yıl önce bu topraklarda dolaşan göçmen kabileler tarafından bulunduğuna inanıyor. Bulgaristan mutfağına bakarsak et yemeklerinin yanında sebze yemekleri de geniş bir yer kaplamaktadır. Osmanlı mutfağından izler taşıyan ülkenin en meşhur yemekleri arasında sarma ve kebap gibi birçok Türk yemeği bulunur. Domates ve biber karışımından yapılan kahvaltılık sosa benzeyen lütenisa, bir Bulgar böreği olan baniçka ve pişiye benzeyen bir hamur tatlısı olan paniçka mutlaka denemeniz gereken lezzetler arasında. Kışın en sevilen iki yemeği ise ekşi lahana ve fırında kabak. Yoğurtla yapılan tarator da Bulgarların favori yemeklerinden. Karadeniz kıyısındaki plajları ve güzel doğasıyla Avrupalıların emekliliklerini geçirme hayali kurduğu Bulgaristan'ın gezilecek yerlerine bakarsak, ilk gezilecek şehir Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sofya. Sofya'nın simgesi ve Balkanların ikinci büyük katedrali Aleksandr Nevski Katedrali, komünizm döneminden kalan Komünist Parti binası, Mimar Sinan tarafından tasarlanan Avrupa'nın en eski camilerinden Banyabaşı Camii, şehirde görülmesi gereken yerlerden birkaçı. İkinci büyük şehri olan Filibe de yine Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Makedonya, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Filibe, tarihteki önemli şehirlerden biri olmuştur. Görülmesi gereken diğer yerler ise 93 Harbi'nde kuşatılan Plevne, nüfusun yarısından fazlası Türk olan yeşil doğası ve tabiatıyla bilinen Kırcaali ve hareketli gece hayatı ve güzel plajlara sahip Varna'dır. Bulgaristan kış turizmi açısından da önemli bir ülke. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Bulgaristan hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.